Habercilik'te vardığımız son nokta bu. Güzel. Yani, ortalama bir şey. Harika. Yani, gazetelerde farklı şeyler mi okuyorsun? Çok farklı değil onu diyecek. Değil mi? Doğru. Rasim abi keşke bunu yapmasaydım. Yani şey şu oyunda oynamasaydım, şu diziye teyit geçseydim, şu filmdeki o rol bana göre değildi dediğin bir şey oldu mu? Hayır hiçbir zaman olmadı. Çünkü işte 30 seneyi öyle geçiriyorsun. Ve o 30 sene de olmanın bir anlamı da öyle olmuş oluyor. Yaptığın kötü şeyler de aslında sana bir deneyim kazandırıyor ve deneyim oluyor. Aslında yaptığın hem iyi hem de kötü şeyler de bir deneyim olarak 30 yaşına kadar geliyor. Onları hiç kötü bir şey yapmasan o zaman o deneyimi yaşamamış oluyorsun. Dolayısıyla ben yaptığım hem kötü hem de iyi şeylerden büyük keyif aldım. Müthiş bir yanıt. Müthiş bir yanıt. Evet. Bu kavuk meselesine gelince gelelim. Çünkü geniş ailede bir nevi orta oyunu, bir nevi şeyde elbette tuluat var. Yani hani tiyatro adına ne varsa geleneksel tiyatro adına. Hı hı. Orada yapıyorsunuz bunu. Bunu çok konuştuk. Senin çocuklarla da konuştuk. Ama sana da sormak istiyorum çünkü hepsinin abisisin. Kimi dedi ki Hacivat Karagöz var, İbiş var. Hatta İbiş kimi yaptık? Bülent Çolak yaptık. İbiş olmaktan gurur duyuyorum dedi. O hazzı alıyor musun o tiyatrodaki hazzı şeyde, sette de? Tabii yani ben özellikle geniş ailede biraz böyle kendimi şeye benzetiyorum. Voleyboldaki pasörlere benzetiyorum. Ya ortada duruyorum işte sağa atıyorum Ufuk çakıyor, sola atıyorum Fırat çakıyor, ortadan İlker gelip çakıyor falan gibi. Yani biraz böyle pasör gibi görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Karşı tarafta sete çıkanlar kimler abi? Seyirci. Ha güzelmiş. Seyirci ve öteki kişiler. Hiç düşünmemiştim bunu. Kötü niyetli seyirci. Yani, kötü niyetli olur mu ya? Ya kötü niyetli değil seyirci. Şey Rasim doğaçlamayı çok sever. Yani... tarzından dolayı da ama mesela biz Yıldızların Altında diye bir müzikal yaptık. Beyazıt Can'dan, işte Rasim Nurhan Damcıoğlu ve keyifli çok da kıymetli arkadaşımızla. Yani Rasim'in sahneleri ortalama hani böyle bir 4 dakika falan iyiyse gününde sarkardı. Beyazıt'la, o kadar gidebiliyor tabii yani. Tabii Beyazıt'la böyle bir şeye girdiler. Beyazıt'ın da bu çok hoşuna gitti. Hani zor, tehlikeli bir şey olduğunu anladı ama lezzetli bir şey olduğunu da anladı. O özellikle telefon sahnesi falan tabii hani o kadar güzel yerlere gitti ki Rasim gerçekten bu çok zor bir şeydir. Sahnede tülat yapabilmek, bir şey ekleyebilmek çok tehlikeli. Sen sever misin, yapar mısın? Ben yapamam. Ben hiç o tarafım yok. Yani çok çok böyle bir şey gelirse spontan yapıştırırım ama bir de o tarz oyun çok fazla maalesef biz oynayamadık. Evet oynayamadık. Maalesef yani çok arzu ettik fakat bizim jenerasyon onlardan sonra da hep daha modern tekste ya da daha bağlı, evet. Klasiklere, tekste bağlı şeyleri oynadık. Çok oyuncuya çok süpleks kazandıran ve ben onu böyle kulisten onları böyle ağzım sulanarak seyrediyordum ya. Bakayım ne yapacak. Müthiş keyifli yani. Hani, çok güzel bir şey. Şeyden küçük sahne orta oyunculardan izliyor. Çok yani hani tabii. Evine götürdüğün ekmekte mutlaka benim de bir katkım var abi. En azından o pulun da ekmeğin arkasında pul olur. Ne yani bayağı bir parasını verip geldik yani. Hiç böyle yancı olmadık. Ragıp Bey bu Neredesin Firuze aslında sizin için sinema anlamında bir kırılma noktası oldu. Sorabileceğim en entelektüel soruyu düşündüm ve buldum. Firuze nerede? Ya Firuze yaşıyor şu anda hala. Ya hakikaten Firuze diye bir tip var. Tabii, değil mi? Var. O hikaye gerçektir. İşte Prestij Müzik zamanında Özcan'ın, Mahsun'un ve işte Hilmi Topaloğlu ve bütün o ekibin zamanında, yokluk zamanında diyeyim tabii, iyi zamanlarında diye öyle bir kadın gerçekten çıkıyor. Özcan'a hayran ve ondan sonra bu telefonlar, bu vaatler doğru. Sonra hikayedeki gibi, filmdeki gibi kadının da gerçekten takım ruhsal problemlerinin olduğunu anlıyorlar. Ve çok acayip tabii. Yani ondan sonra aynı filmdeki hikaye doğrudur. Onun hasta olduğunu. Müthiş bir şey. Aslında o merkezde yani o çok zengin, çok varlıklı bir kadının açtığı bir şizofrenlerin yaşadığı bir ev. Orada yaşayan, orada ikamet eden bir kadın oldu ortaya çıkıyor. Çok ilginç bir filmdi. Evet. Hala bana göre Türk sinemasının kültleri içerisinde. Tabii o kadar gerçekliğin içerisinde işte Ezel Akay'ın o hep masalsı, hı-hı, anlatım şeyini de koyunca tabii her şey çok iyi oturdu. Güzel. Yerine. Güzel bir film çıktı ve hani o zaman Özcan da söyledi bu film kült olur diye çok böyle
dudak bükenler gülenler oldu ama bana göre de gerçekten bir kült oldu o film. Sinemadan lezzet alıyor musun? Çok, çok. Çok fena yani. Mümkün değil ki almamak. Çünkü çok kalıcı. Tiyatro çok suya yazı. Oynuyoruz bitiyor. Yani en fazla bir tane işte tiyatro şeyini çekerse oyunun, değil mi? O da en kötü oyundu. O da en kötü oyundu. Genelde değil mi? Haberin de olmaz. Haberin de olmaz. Çeker tiyatro arşivine kadar koyar o kalır. Bazen o da. Dolayısıyla sinemanın bir arşivi var, bir tarihi var. Sinema çok gerçek ve çok kalıcı. Tabii bir de gidip o yani ne yaptığını da bilmiyorsun. Evet, gidip o kocaman ekranda o filmi izlemek tabii çok büyülü bir şey. Şey peki şey, hani böyle kafanda kurduğun bir rol işte gelse iyi olur diyeceğim şey ne bileyim yani Fight hiç, Club bilmem. Evet yani mesela çok özürlü bir adamın hikayesini mesela çok oynamak isterim. Yani hep bana bedenime görüntüme ters düşen şeyleri çok istiyorum. Ve kesinlikle bunun yapılmasını düşünüyorum. Yani hani spastik bir adamın hikayesi mesela bir film vardı hatırlamıyorum ismini ya da ne bileyim Rain hani ha? Şeyin oynadı. Neydi film ismi? Rain Man. Rain Man değil hayır değil. Bu baya... Shine mı diyorsun? Shine diyorsun. Ya da benzeri roller yani çünkü artık hani standart şeyleri istemiyoruz çünkü tiyatroda o kadar çok şey oynuyoruz ki. Kendimizi anlatmak için söylemiyorum. O kadar çok oyun oynadık ki yani sayısını hatırlamıyorum. Ve o kadar zor şeyler oynuyorsun ki. Dolayısıyla sinemada ve televizyonda da seni zorlayacak şeyleri istiyorsun. Ya yani onu da seyirciye göstermek istiyorsun. Yani hani düzgün bir adam takım elbise giy, şirkette masada holding patronu ah canım şekerim tatlım falan değil hikaye. Yani çok çok büyük bir yelpaze var. O yelpazenin içerisindeki farklı rollere gidip hem kendi içimi tatmin etmek hem de seyirciyi de tatmin etmek hoşuma gidiyor. Bir film oyuncular var. Bir Maymunlar Cehennemi serisi yeniden başladı. Evet, böyle bir değişim deneyelim mi hep birlikte? Bakalım nasıl olmuş? Yok hayır bir şey olmaz. Şey var, sen hayır, bir teklif gidelim yani. Kendimizi aşacak, zorlayacak şeyler. Olabilir. Roller tabii. Değil mi Ragım? Ay Şirinler de çok güzel. Ben de en sonunda seyrettim. Ya çok güzel. Şahane. Benim hastasıyım senin. Senin uyku saatin gelmedi. Sütü nerede? Sütü nerede? Ben bitti. Bağlı bir süt istedim. Eşimle kızım gitti. Ay, çok methettiler. Ben de böyle ağladım falan. O kadar duygusal, o kadar güzel. 3D seyrettik bir de gözlüklerle. 3 boyutlu. O böyle. Çok severim Şirinleri. Çocuklar İnce ablanız bu hafta sonu için Şirinleri önerdi. Önerdim. Aynen böyle. Zeynep büyüyünce Ajda Pekkan olacağım demişsin.